Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar Clash Royale'de lig sandık açılımları yapacağız. Bir sürü süper büyülü sandık da var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ama bu ilk başta bir lig sandığı var, hatta böyle birkaç tane de bayağı bir sandık var. Zaten göreceksiniz, bu bölümde gerçekten güzel sandıklar var. Neyse hemen şu lig sandığına bakalım. Ben olsam Jelit seçerdim. Ama golemi de seçerim, golem de varmış lan. Neyi seçecek acaba? Ha, Haydut. Güzel güzel. Efsanevi de aldı, 20 tane de destansı aldı, helal olsun. Ama ben olsam ben de golemi seçerdim. Ben bir an golemi görmedim. Ben direkt Jelit'i gördüm. Jelit dedim. Ama neyse başarın. Bakın bayağı da bir sandık biriktirmiş arkadaş. Bunları da açıyor tek tek. Zaten ilerlerde 2-3 tane süper büyü var. Bir sürü güzel sandık gelmiş arkadaşlar bu bölüme. Yani bayağı bir güzel sandıklar var arkadaşlar. Yani sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada sandık açılımları videolarını yollamak istiyorsanız 789oyuncak@gmail.com üzerinden bana sandık açılımlarınızı yollayabilirsiniz. Yaklaşık şu an 50-60 tane sandık açılımı elimde birikti. 2-3 videoluk hazır ama yollarsanız 3 video sonra ya da 2 video sonra ya da 1 video sonra belki de sizin sandık açılımınız koyulabilir. Ama kesinlikle ben bütün gönderilen sandık açılımlarını videolarıma koyuyorum arkadaşlar. Sadece 1-2 hafta daha sonra. Bir de 12'lik sandık açılımı var arkadaşlar burada. Klasik mücadelede adam bayağı bir sandık biriktirmiş, hepsini bir videoda açıyor. Evet, ilk şey falan çıktı. Bakalım bir tane daha sandık. Bir de şey turnuva sandığı var. Bakalım ondan ne çıkacak. Adam bayağı bir sandık geçirdi ya. Helal olsun. Neyse. Bakalım daha açıyor mu? Oo, bir de klan sandığı açıyor. Adam baksanıza arkadaşlar. Yani bir videolukta adam 50 tane sandık açtı. Helal olsun. Bana böyle sandık açılımlarına geri gelin. Yani adamın videosu bile 2 dakika yani. O lig sandığını açan adam 2 dakikalık video hazırlamış. Helal olsun. Şimdi bakalım bundan sonra da süper büyülü sandık var. Bakalım süper büyülüden bir efsanevi patlayacak mı, hep beraber görelim. Bu arada bir tane video vardı, onu izledim. Gerçekten de güzel bir video. Onu zaten bu videoda göreceksiniz birazdan. 1-2 video sonra ya da 1 video sonra diyeyim ben size. Efsanevi gelecek bence ama. Efsanevi gelecek. Şimdi destansı gelecek, sonra efsanevi. Aynen, efsanevi geliyor. Buz büyücüsü, helal olsun, hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar bakalım bundan sonraki sandıkta ne varmış, hep beraber görelim. Bundan sonraki sandıkta şey vardı galiba arkadaşlar. Ücretsiz sandıktan efsanevi çıkartan çocuklar vardı. Çocuklar diyorum, bir tane sizin yaşı büyüktü galiba ama hatırlamıyorum. Böyle küfür ediyorlardı galiba Clash Royale. Neyse bakalım, korumalar şimdi efsanevi çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi Tomruk. Adamlar burada bayağı bir seviniyordu hatta. Neyse, zaten seslerin hepsini kısıttığım için hepsini, hiçbirini duymuyorsunuz. Sadece benim sesim oluyor çünkü bu video benim videom. Eğer ki bu onların videosu olsaydı onların sesi çıkardı ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi bakalım burada da bir büyülü sandık açılımı var. Bakalım büyülü sandıktan bir efsanevi gelecek mi? İnşallah gelir. Hayırlı olsun, helal olsun deriz. Hadi bakalım. Şimdi aslında çıkacak gibi duruyor. Aynen, destansı da çıktı, efsanevi gelince bitiyor. Efsanevi geliyor arkadaşlar zaten şu an. Aynen. Elektro büyücü geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ya zaten sayıyorsunuz arkadaşlar ne çıkacağını sayıyorsunuz. Ondan sonra enderler de tamamlanınca destansının geleceğini, sonra da efsanevinin geleceğini anlayabiliyorsunuz. Zaten bunu herkes bilir. Evet bakalım burada ne varmış. Burada da hiçbir şey yokmuş. Ben bunu niye videoya koydum? Tüh. Boş yere videoya koymuşuz ya çocuğum. Neyse. Bakalım burada da bir efsanevi sandık açılımı var. Elektro büyücü geldi. Elektro büyücü. Bakalım bundan sonra yaklaşık 8 tane falan daha sandık açılımı falan kaldı galiba. Ya da 9 mu 10 tane mi ne bilmiyorum ama. Bakalım burada ne var? İleride birkaç tane çok güzel sandık vardı ya arkadaşlar. Hatta onları da biraz sonlara koydum. Güzel heyecanı kaçmasın bölümün diye. Bütün güzelleri en başa koyarsak heyecanı kaçar. O yüzden de birkaç tanesini de dağıtıyorum sonlara. Bir iki tane ortaya güzel koyuyorum. Bir iki tane sona güzel koyuyorum. Bir iki tane de başa güzel koyuyorum. Bu şekilde videomuz heyecanlı, aksiyonlu ve güzel geçsin diye. Bakalım burada bir efsanevi geliyor mu? Bakalım. Zaten anlayacağız şimdi. Ender verirse. Yok, daha vermedi. Ender verecek şimdi. Şimdi de destansı verecek. Aynen. Evet bakalım bundan sonraki sandıkta ne varmış, görelim hep beraber. Burada da 4000 kupadaki bir kişinin efsanevi sandık açışını göreceğiz bakalım. Aynen, adam hayduta dokundu. Benim taktiği deniyor herhalde. Tabii ki de işe yaradığını söyleyemeyiz ama çıkabilirdi. Aynen, gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Ya bazen işe yarıyor bazılarında, bazen işe yaramıyor. Ben mesela geçen denedim, işe yaramadı bildiğiniz üzere. Ama bazı kişiler de tutturuyor, ne bileyim şansa bağlı mı onların şansına mı bilmiyorum ama bazı kişiler harbiden de tutturuyor. Onlara da helal olsun diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım burada
ne var? Yine bir büyülü sandık açılımı var. Bu arada arkadaşlar sandık açılımı yine dediğim gibi yollayın. Yani sonuçta ben bunları her 2-3 günde bir videosunu çekiyorum. Siz de zaten kendi videonuzu benim videomda görmüş olursunuz. Yani sandık açacaksanız illa zaten herkese illa ki sandık düşüyor yani 2 haftada bir. O yüzden o sandıkları videoya alın yani. Sadece açmayın. Videoyu alın bana yollayın zaten. Çok uzun bir işlem değil. Videonuzu da kendi videonuzu görürsünüz benim videomda. Efsanevi gelmeyecek galiba. Aa, geliyor efsane mi geliyor? Yok gelmiyor. Abi hangi arena bu ya? Kaçıncı arena açıyorsun ki sen bu kartı? Şeyi sandığı. Ne saçma işlenmiş bu ya. Neyse hadi. Burada ne varmış tam göremedim ama bir daha gelecek o sahneye. Ha efsane bir sandık varmış. Güzel güzel. Şimdi bu arada lig sandık açılımlarını da yollayın. Lig sandık açılımlarını ben de izlemeyi çok seviyorum. Siz de izlemeyi çok seviyorsunuz. O yüzden de lig sandığı açacak olan arkadaşlarımız bana 789oyuncak@gmail.com üzerinden bana lig sandık açılımlarını yollayın. Bak lig sandığı açılımı yapan herkes bana lig sandık açılımını yollasın. Evet. İnşallah yollar ya. Hadi yollayın da böyle bir video şey yapalım ya. Videoda izleyelim hep beraber eğlenelim, gülelim. Ne çıktığını böyle merakımıza giderelim. Güzel olur ama yollamıyorlar. Neyse elektro büyücü çıktı arkadaşlar. Bakalım buradan sonra ne varmış. Ya bir süper büyü yok mu ya? Bakayım ileride. Var galiba bir tane daha süper büyü ama tam göremedim. İnşallah vardır ya. Süper büyü izlemek daha çok sarıyor bana. Ama lig sandık en çok saran tabii ki de. Onu da söyleyeyim. Evet. Fark ettiyseniz bu aralar video atmamazlık yapmıyorum. Her gün illaki bir video geliyor. Yarın iki tane video gelecek. Onu da buradan söyleyeyim. Yani cumartesi günü iki video gelecek. Bir tanesi hazır. Bir tanesini de bu akşam hazırlayacağım. Evet. Şimdi bakalım bundan sonra zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha sandık açılımı var arkadaşlar. Bakalım buradan ne geliyor hep beraber görelim. Goblinler. Barbarlar. Goblin çetesi abim efsanevi geleceğe benziyor ama ben size söyleyeyim. Ender gelirse efsanevi geliyor. Aynen. Doğru saydım ya buz büyüsü geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım burada da evet burada şey var. Bir sürü büyülü sandık açılımı var. Yaklaşık 5 tane büyülü sandık açılımı büyüdüğü koymuş adam. Efsanevi gelecek mi? Gelmedi. Şimdi bakalım burada da farklı bir hesaba geçiş yaptı direkt aynı videoda adam. Bakalım buna geliyor mu? Ama adam yani bakın kaç tane büyülü sandık açtığını hep beraber sayacağız şimdi. 2 tane açtı değil mi? Adam bir videoda şimdi 3.'yü açıyor. İyi bakın. Adam bizim için gitmiş bir sürü büyülü sandık yapmış. Yani siz de yapsaydınız keşke efsane geldi aynen. Siz de yapsaydınız siz de olasaydınız gerçekten güzel olur. Bu adamın 5. açtığı galiba aynen değil mi 5. Adam 5 tane büyülü sandık açmış be. Abi bir tane daha açacağım mı? Abi adam bir videoda 6 tane büyülü sandık açmış be. Helal olsun adamsın adam. Adamın dibisin dibi. İşte bana böyle takipçiler lazım ya. Adamsınız be. Adam gitmiş 6 tane büyülü sandığı da kayıda almış bana yollamış. Tabi ben bunu biraz hızlandırdım arkadaşlar. Yani çünkü bayağı bir uzun oluyordu videom. Videom yaklaşık 15-16 dakika oluyordu. Bazı sandık açılımlarını hızlandırdım. Onu da söyleyeyim. Yani 15-16 dakika olunca siz sıkılıyorsunuz. Ben de biraz sıkılıyorum açıkçası. O yüzden de fazla uzatmıyorum. Yani gidip de 20-25 dakikalık video yapınca adam bazıları istiyor. Evet bazı harbiden de 20-25 dakika izliyor ama bazı kişiler de 10 dakika izliyor kapatıyor. 5 dakika izliyor kapatıyor. Ben de o yüzden de tam tadında bırakayım. Hem de sizin de böyle tadı tam damağınızda kalsın. Hem de böyle sıkılmamış olursunuz. Sıkmamış oluruz. Güzel olur yani. Şimdi bir de ben böyle 15-20 dakika konuşunca gerçekten de dilim damağım kuruyor arkadaşlar. O yüzden de konuşamaz hale geliyorum. Bakalım buradan efsanevi gelecek mi? Bu arada bir an önce şu Ramazan gelsin de Ramazan ayı oruçlarımızı tutalım. Yani gerçekten oruç tutmayı özledim arkadaşlar. Zaten hatırlarsanız geçen sene oruç tutarken videolarımı da atıyordum her gün. Siz de izliyordunuz ama oruç tutarken video çekmek gerçekten çok zor oluyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Dilim damağım kuruyor falan filan deyip duruyordum videolarda sürekli. Gerçekten güzel zamanlardı ya harbiden. Ana ne kadar hızlaştın lan sen. Oha. Gülüm. Ha ben bir de bunu hızlandırmışım galiba aynen. Ama adam hızlı açtı bir de bir hızlandırmışım ya aynen. Hızlandırmışım bir de adam hızlı açınca biraz tuhaf oldu. Bu arada bir tane mesaj gelmiş. Ben mesajıma bakayım da orada. Ha tamam neyse bir şey değilmiş. Bu arada ne oluyor? Dur yanlışlıkla başka bir sayfaya girdim. Ha tamam. Ne açıyor buradan? Efsanevi sandık geldi. Evet efsanevi sandığı açıyor. Melik Şah mıydı? Adını tam göremedim. Ha bir de bu açtığım yani açan kişileri gönderen videodaki ya video gönderen kişilerin adını okuyayım. Yani onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani bu şeylerin. Bence izleyicilerin adına güzel olmaz ama sandığı gönderen kişiler adına güzel olabilir. Yani bu ismini okursan falan filan herkes gönderme ihtimali daha da artar. O yüzden de daha çok sandık açılımı videosu gelir. Yani siz bir yorumlara yazın ona göre kararlaştırırız zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakalım burada nasıl bir sandık açılımı var. Hep beraber görelim. İlk önce bir göster bakalım. Ha direkt ücretsiz sandığı açıyor ondan sonra gösterecek.
Efsane bir sandık yani, dediğimiz gibi hep zaten neredeyse herkes bir efsane bir sandık açılımı yolluyor bize. Evet, Tomruk geldi. Bakalım bundan sonraki sandık açılımımızda yine bir efsanevi sandık var. Herkese de zaten efsanevi sandık düşüyor ya da efsanevi sandığı dükkandan alıyor. Genel olarak herkes böyle yapıyor. Evet, herkes yapmıştır zaten. Aha, dondurma çıktı. Güzel. Şimdi ise destansı sandık. 9500 altın mı yazıyordu orada? Bana bayağıdır destansı sandık düşmüyordu yani şeye, dükkana. Gerçek anlamda da düşmüyordu. Bu arada elimi çıtlattım. Çıt ses çıkmıştır diye düşünüyorum. Ama arkadaki fon müzik sayesinde belki de duymamış da olabilirsiniz. Bu arada sesim net geliyor mu? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Diyeceğim de zaten buraya kadar kim izler ki? Evet, buz büyücüsü çıktı. Buraya kadar izleyen kişilerin adamsınız diyeyim ben onlara. Hatta buraya kadar izleyen kişiler bir yorumlar yazsın. Ondan sonra onu da beğenin. Evet. Ben sonuna kadar izledim yazsın. Onu da beğenin arkadaşlar. Bakalım kaç kişi sonuna kadar izlemiş, ben de merak ediyorum. Sonuna kadar izleyen kişiler adamsınız diyorum. Onlara da dua ediyorum. Adamsınız inşallah size bir efsanevi çıkar diye dua edeceğim hepsine. Hadi bakalım burada ne geliyor? Efsanevi sandık geliyor. Bakalım. Laftası. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geleceğiz. Sandık açılımlarımız bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz sandık açılımları videoları gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olmuş abisiniz. Herkese iyi günler.